Sonuç olarak biz TÜKRA ve Yunus-Emre'den şunu istiyoruz. Bir ekip olarak bir buranın Türk nüfusları veya da Oğuz boylarında ve diğer Türk boylarının iyice araştırılması. Bunlar üzerinde detaylı bir çalışma yapılması için Yunus-Emre Enstitüsü ve TİKA yetkililerinden istiyoruz. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ben de çok teşekkür ediyorum. Gerçekten ayrıca hani tarihte bir alperen ruhuna tesadüf ettiğim için de mutlu oldum gerçekten. Evet, ikinci konuşmacımız Mustafa Aksoy. Tabii, nerede isterseniz. Konu Oğuz damgaları mı, Türk damgaları mı? Buyurun Mustafa Bey, söz sizin. Süremiz 15 dakika, ona göre. Sayın hocalarım, sayın arkadaşlarım, sayın gençler, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ben Kadirli'dim ve Avşarlardanım. Bizim orada yazın yaylaya çıkıyorlar. Ata binmişler, gidiyorlar. Üç tane bizim akrabalardan. Bakmışlar bir kayanın üstünde bir şey var, kuş mu değil mi falan. Demişler, ya kuş mu değil mi? Birisi demiş ki, ya ne tartışıyoruz? Elimizde tüfeğimiz var, sıkar, uçarsa, kuş uçmazsa kuş değil. Sıkmışlar, kuş uçmuş, öbürü duyurmuş mu? Usta da kuş değil demiş. Şimdi burada da hep Oğuz, Oğuz dedik. Ben de diyorum ki, Oğuz olsa da Oğuz değil diyor. Şimdi bunun biraz zor. Şimdi abi, Oğuz zamanı. Tekne dur şimdi. Kuş 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 kuş. Kuş değil demiş yani. Şimdi burada damga kavramını çok uzun teferruatlı anlatacak değilim ama damga ilk olarak Kuvaçilerde yani Kanklılarda 5. asırda olduğunu söylüyorlar. Aristo işte bunun daha önce de olduğunu söylüyor. Aristo işte Türk alfabesindeki kullanılan harflerin 29 yani Orun alfabesindeki 38 alfabenin 29'unun Türk boylarında damga olarak kullanıldığını söylüyor. Ancak bunların kökenlerinin daha eski olduğunu, kaya resimlerinden alfabeye geçtiğini söylüyor. Hatta bir 1822'deki bir çalışmada Sırrı Derya boyundaki Kırgızlar arasında yaşayan Özbekler arasında Buhara emirlerinden birisinin teklifiyle 92 tane orada damga tespit ediliyor ve damga kullanılıyor. Rahmetli Bahattin Öger hocamız da Türkler diyor bir sınırı fethettiklerinde bu Türk sınırını belirlemek ve onu ifade etmek için diyor kazık çakılır, taşlar konur ve ona da bir damga kazılır diyor. Bu taşlar ebedi taşlar ve sınırın belirlendiği alandır diyor. Oğuz Kağan destanında da bildiğimiz gibi işte ben sizin Hakan'ınız oldum diyor. Damla bize buyağım olsun diyor. Yani damla kelimesinin etimolojik olarak bir başka varyantı da şu. Ruslarda gümrükte mühür basılıyor. O mühür ismin damojunu. Rusça Rus dilindeki yabancı kelimeler sözlüğünde de damojini kelimesinin damladan geldiğini ifade ediyorlar. Ben tarihçi değilim, dilci değilim, sosyoloji alanım. Dolayısıyla benim için bir de saha çalışmasına önem verdiğim için herkes kendi işte malını övermiş çerçiler. Ben de bu yaptığımı beğendiğim için diyorum ki ben yazılı kaynaklar
veya başka metinlerden ziyade bu görsel malzemelerin de Türk tarihinde değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu malzemeler daha otantik malzemelerdir. Yazılı metinleri biz yazıyoruz. Dolayısıyla bizim siyasi görüşlerimizin, duygularımızın ona yansıması çok kolay bir şey. Ama damgalar geleneksel tarihin köklerinden bir gelenek olarak geldiği için ben daha otantik olduğu düşüncesindeyim. Yapmış olduğum Tuva'dan Kaza, Kosova'ya kadar saha çalışmasında uçakla seyahat etmedim bu araştırmaları yapmak için de. Gezerek, bazen otostopla falan yapmış olduğum araştırmalar. Bu araştırmalarda şunu sordum, en çok sorduğum soru. Niçin? Bu şekli niçin yapıyorsunuz? Atamdan böyle gördüm, anamdan böyle gördüm, nenemden böyle gördüm. Bu bizim kültürümüz deniyor. Dolayısıyla nasıl ki sözlü tarih, sözlü gelenek, yazılı gelenek varsa bir de görsel bir geleneğin olduğunu sanırım kabul etmemiz gerekiyor. Türk tarihine kısaca bir İskitler meselesine değinerek görsel malzemelere geçip bitireceğim. Türk tarihi nedense bizim tarihçilerimizle Hunlularla başlatıyoruz. İşte bazen böyle İskitler'e bir göndermeler falan var. Ama Hunlar ve daha ağırlıklı olarak da Göktürkler. Arkadaşlar bir ağaç varsa bu ağacın kökleri de var. Yani bu ağacın köklerine baktığımızda sanırım altından başka bir şeyler çıkması lazım. 1996 yılında Kazakistan'da görev yaparken Maktaral diye bir küçük bir ilçeye gittim. O ilçede bir baktım bir meslek yüksek okulunun duvarında bir ağaç var. Ağacın işte dallara kökleri var. Orada köklerin bir tanesi İskitler. Herodot İskitler'den bahsederken diyor ki İskitler Anadolu'daki diğer halklara benzemezler. Bunlar diyor attan süt çıkarıp içerler diyor. Tarihe baktığımızda tarihi metinlere bilmiyorum yanlışsam tarih hocalar beni düzelsinler. Kımız içen herhalde Moğollardan ve Türklerden başka halk yok. Rudenko Pazarı kurbanını bulduğunda orada bir halı ve bir takım maddi götürülmüşler çıktı. Ve buna ısrarla Avrupalılar ve Sovyetler Birliği'ndeki birçok yazarlar bunun İskit kurbanı ve İskit mezarları olduğunu anlattılar. Hatta UNESCO'nun görüşlerinin bir sayısı İskitlere aittir. Orada Altay'dan bahsediyor, Moğolistan'dan bahsediyor, işte Kırgızistan'dan bahsediyor falan. Türk kelimesinden bir tane, bir kelime, dergide bir kelime Türk kelimesi geçmiyor. Ancak İskit kültür geleneğine baktığımızda İskit kültür geleneği Türk geleneğiyle örtüşüyor. Dün bildirilerde de vardı. Balkanlardaki ve Avrupa'daki Türk varlığını 5. asırla izah ettiler. Oysa Makedonya'nın Vardar bölgesinde 3. asıra ait 3 tane Balkan var. 3. asıra ait olduğunu ben söylemiyorum. Oradaki müzede yetkililerin kayıtlarında var. Moldova'da Kişinev'de milattan önce 6. 8. asıra ait Balbalılar var. Eğer bu Balbalılar İskitlere aitse, İskitler de Hint Avrupalılarının atasıysa, o zaman bu Balbalıların için bugünkü Hint Avrupalı olan halklar kullanmıyor. Bu soruların cevabının verilmesi gerekir diye düşünerek görsel malzemelerden hareket ettiğimizde bugün bizim Oğuz damgaları dediğimiz damgaların diğer Türk boylarında da olduğunu bunu göreceğiz. Bu damgaların işte geçişle falan olduğunu belki bazılarımız söyleyebilir.
Ben bu kadar sağ çalışması yaptım, hala da yapıyorum. Sovyetler Birliği çok güzel bir hizmet yapmışlar. Kendi o günkü kontrolleri altındaki halkların etnografyasını, folklorunu, her şeyini devirlemişler. Onların kaynaklarına baktığımızda hiç araştırması olmayan bir insanda bir Kazak insandaki halı kilim, maddi kültür unsurlarına, malzemesine baktığında, bir de Ukrayna'ya baktığında, başkasına baktığında belirgin bir farklılığı görüyor. Fakat Kırgız, Özbek, Kazak, Azerbaycan coğrafyasındaki maddi kültür unsurlara baktığımızda, yazıları eleştirdiğimizde birebir aynısı karşımıza çıkıyor. Şimdi çok hızlı bir şekilde bazı maddi kültür unsurlarını göstererek şeyi bitireceğim. Buradaki şu işaret, damga arkadaşlar, Roma Bradov diye bir Doğu Alman araştırmacının kitabından var. Moğolistan'ın eski tarihi. Bu Batı Moğolistan'da bulunmuş, Fransa ve İspanya arasındaki kaya resimlerinden daha eski, en az 2000-3000 yıl daha eski olduğunu anlatan altında metinler var. Şimdi bu damgaya biz baktığımızda, bu damga bütün Türk coğrafyasında karşımıza çıkıyor. Türkiye'de bu damganın en son benim gördüğüm bir Çanakkale Bayramiş'te. Çanakkale'deki Bayramiş'teki insanlar tahtacı geleneğine bağlı. Oradaki insana sorduğumuzda diyorlar ki bu kaz ayağıdır. Ve niçin kaz ayağı diye sorusunu sorduğumuzda diyorlar ki Hazreti Ali öldüğü gün camiye gidiyormuş, bir kaz ayağını eteğinden çekmiş. Ondan ötürü biz buna kaz ayağı diyoruz. Burada şunu söylemek istiyorum. Bir maddi kültürün ismi veya ona verilen anlam tarihi süreç içinde değişebilir. Önemli olan bunun tarihi kaynaklarını ve köklerinin nasıl geldiğidir. Verilen anlamdan daha ziyade. Şuradaki şu işaret ise bizim svastika dediğimiz işaretlerden bir tanesidir. Şuradaki gördüğümüz damla ise Türk halı kilimlerinde veya etnografya eserlerinde en çok karşımıza çıkan damlalardan bir tanesi. Türkiye'de rahmetli Servet Somuncuoğlu'yla beraber yaptığımız bir belgeselde Ankara Gürdüz'de karşımıza çıkan aynı damga. Ve bu damganın bir başka varyantı da bu. Burada şunu söylemek istiyorum. Bu damga vurmalı şekilde yapılmış, daha eskidir. Çizim ise daha geçtir. Çünkü çizmek için bir şeyi, taşı çizmek için bir alet lazım. Aynı damgayı bu Şubat ayında gittiğim Çuvaş İslam'da kutsal ağaç heykelleri var. Kutsal ağaç heykellerinin hemen üzerinde de karşımıza çıkıyor. Yine aynı damganın şurada, burada, burada görüntüsü Mangışlak'ta var. Yani bu mezar taşı Mangışlak'ta, hatta Mangışlak'ta Akşukur mezarı diye bilinen mezarlığın tarih ismi Mangışlak mezarlığıdır. O mezarlığa oradaki insanların verdiği isim tarihi İskit mezarlığıdır. Yani bu mezarlık İskitlerden kalma bir mezarlıktır diyor oradaki insanlar. Hatta oradaki mezarların çok eski olduğu da
Kazak araştırmacıları vasıtasıyla açıklanmış. Hocam çok hızlı bir şekilde bu damlalar artık bitireceğim. Bu Çuvaşistan'ın bayrağı. Burada kırmızıya değil de şuradaki sarıya baktığımızda aynı damlanın olduğunu biz görüyoruz. Bunu sağa sola nasıl gönderebiliyoruz? Yani tek tek açmam mı lazım bunları? Bir zahmete. Bir damlayı aç. Şunu açar mısın? Evet. Tamam, çok teşekkür ederim. Buradaki kilim ise Karaman'dan. Moğolistan, Çuvaşistan, Kazakistan ve Karaman. Bu Altaylar'da kadın kostümleri diye bir kitabın dış kapağında karşımızda. Bu bizim Milli Eğitim Bakanlığı'nın Hasan Ali Yücel zamanında çıkarılan klasiklerin kapağı. Aynı damla karşımıza çıkıyor. Bu İvanov diye bir Rus araştırmacının 1963 yılında hazırladığı bir kitap. Kitabın ismi çok enteresan. Tarihi kaynak olarak Arnavutlar. Buradaki damlalar hemen tamamında Türk dünyasının bütün bölgelerinde karşınıza çıkar. Yine aynı İvanov'un çalışmasından bir damga. Bu ise Tuvalu'da bir damga.